Günaydın. Günaydın. Kahvaltı? Birazdan hazırlayacağım. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Ya diyorum ki... şunları falan değiştirsek de böyle yeni aksesuarlar mı alsak? Ha? Niye? Böyle biraz sıkılmadık mı sanki bunlardan? Yok, ben hiç sıkılmadım. Belki hepsi de yeni ayrıca. Niye değiştireceğiz ki? Ne bileyim, böyle bir hani değişiklik iyi olur diye düşünüyorum ben. Ya Meltem, gözünü seveyim, icat çıkarma gene ya. Nereden çıktı değişiklik iyi olur bilmem. Ben açım, kahvaltı. Tamam, ben hazırlayacağım. Aç bakalım. Kocaman oldun, hala ben yediriyorum seni. Haluk, hadi çay soğuyacak. Geliyorum. Haluk, ha. Niye şunları değiştirtmedin bana? En azından şu şamdanlar değişseydi ya. Ya şimdi iş çıkarma başımıza. Bir sürü masrafımız olacak. Ne arıyorsun sen? Kalem kağıt. Ne yapacaksın sabah sabah kalem kağıdı? Dün geceki mesele bitti sanıyorsan yanılıyorsun. Ay, amma uzattın Haluk ya. Al bakalım. Günaydın. Günaydın. Oo, Emine Hanım da teşrif ettiler. Kusura kalmayın, ben geç kaldım biraz. Geliyorum. Gel canım, gel. Ben işe gitmişsinizdir diye düşündüm. Niye? Gitmemi mi isterdin? Yoo. Geç otur, kahvaltı edelim. Yok, ben şey değilim, öyle pek aç değilim. Zaten işim var benim mutfakta biraz. Ben mutfağa şey yapayım, gideyim ben. Ya acelesi yok. Sonra yaparsın işini. Hadi gel kahvaltı edelim. Zeynep, hadi yumurtanı ye. Yok Meltem Hanım ya, işim var benim, böyle mutfak dolaplarını falan sileceğim. Daha bir sürü işim var yani. Ben gideyim ben. Bence gel otur. Yok, oturmayayım ben. Sen bizden bir şey mi saklıyorsun? Yok canım, ne saklayacağım? Dikkat çekmemem lazım. Normal olmalıyım. Anne, farkında mısın? Babam bu sabah benimle hiç uğraşmadı. Haklısın bir tanem. Bu sabah çok önemli bir işi var o yüzden. Ama bu senin fırsattan istifade, yumurtanı yemeyeceğin anlamına gelmiyor. Hadi bakalım. Haluk Bey servis dışı olabilir ama bu tabağındakiler bitecek minik çatır. Benim bir gözüm sende, abisi kılıklı. Şimdi portakal suyunu iç. Hadi. Kalkçım. Sen de şu listeyi bıraksan da artık. Bir konsantre olsan. Bıraksan bu konuyu. Bakmam. Dünürlere rezil olduk. Ya konu çoktan kapandı. Tamam, dün akşam biraz aksiyonlu bir geceydi ama konu kapandı. Yani sonunda tatlıya bağlandı. Eminim Rıza Bey de unutmuştur. Unutsa bile ben unutmam. Ben taşkın erkeğiyim. Söz verdik. Kimse paylaşmayacak dedik. Sonra ne oldu? Biri beni çiğnedi ve fotoğraf paylaştı. Haluk Bey böyle durumlarda bin karga gücünde oluyor Meltem Hanım. Emine abla, babama karga mı demek istedin? Şey yani böyle hafızalar güçlü ya, o bakımdan dedim ben. Ben şey yapayım, çayları tazeleyeyim. Sağ ol. Haluk, şu listeyi verir misin bana? Bakayım bakayım. Ah. Haluk, bu listede ben de varım. Evet. Evet. Ne demek evet? Konu fotoğraf paylaşmak olunca herkes şüpheli. Ben de mi? Evet, ben de. Çünkü hepiniz böyle paylaşma bağımlısınız. Hayır efendim, ben bağımlı falan değilim. Ayrıca oğlumun en mutlu gününde herhalde gerginlik yaratacak bir şey yapmam, değil mi? Ben onu bunu anlamam. Biri paylaştı. Ben de onu bu gece bulacağım. Doğru, sen bağımlı falan değilsin. Sen telefon zombisisin. Böyle sürekli. Hadi güzel kızım, hadi güzel kızım. Servis gelecek, hadi.
serviste mutlaka emniyet kemerini takıyorsun. Ayrıca okula vardığında da mutlaka arabadan inerken servis ablanın sözünü dinliyorsun. Hatta mümkünse elini tutuyorsun, tamam mı? Anne, ben çocuk muyum? Evet, ya nesin? E kocaman kızım ben. Allah. Gel buraya, gel buraya. Bana kocaman bir öpücük ver şurada. Hop, hadi bakalım. Hadi, hadi ben servise bindireyim. Tamam. Sen nereye gidiyorsun? Zeynep'i servise bırakacağım işte. Ondan sonra geleceğim. Seninle konuşacaklarım var. Ama ne? Haluk Bey şeyle kolmuş olmuş. Haluk'cum. Hadi görüşürüz. Dikkatli. Görüşürüz. İyi dersler. Haluk'cum, şu dedektiflik işini artık bir bıraksan. Bırakmayacağım. Bunu kim paylaştıysa bulacağım. İnat ettim. Anladım. Peki, o zaman ben de sana yardım edeyim ki bu iş bir an önce bitsin. Çünkü bitmeden biz normal hayatımıza dönemeyeceğiz. Vallahi bilemem. Otur. Önce senden başlıyoruz. Buyurun. Şimdi gözlerimin içine bak. Sana soru soracağım. Eğer yalan söylersen yakalarım. Şişt, şişt. Alo, oraya buraya bakmak yok. Gözlerimin içine. O fotoğrafı sen mi paylaştın? Hayır Haluk, fotoğrafı ben paylaşmadım. Haluk, senin karına... Kıpırdama, ya. Kıpırdama. İyi, tamam. İkna oldum. Bravo. Tabii ki ben paylaşmadım Haluk. Sil ismimi. Silelim. Peki. Sence Emine olabilir mi? Ha? Böyle tuhaf tuhaf hareketler yapıyordu. O sırada böyle çekmiş olabilir. Hiç sanmıyorum. Ki her şeyden önce Emine senin sözünden çıkmaz. Hem Emre onun da oğlu gibi müstakbel kayınpederini kızdıracak bir şey yapmaz. Hani ya bize zarar dokunacak bir kötülük bir kere yapmak istemez. Ya bir kere buradaki insanların hiçbiri kötülük yapmak için yapmaz. Ya yani oradan yürüme. Başka tarafa geç çırak. Çırak mı? Evet. Ben ustayım, sen çırak. Peki ustacığım. Sen liseden babamı hemen söyle. Babamı zaten niye yazdın ki Allah aşkına? Babamın sosyal medyayla ne işi olur? Bir de fake hesap açacak. Adam telefonu zor ediyor. Tamam. Sildik babana da. Yani. Söylediğin şey böyle kafamda bir şey yanmasına sebep oldu. Heh. Şimdi böyle sosyal medya bilmem ne şu bu diyoruz ya. Evet. Yani bunu paylaşan kişi böyle sosyal medyaya çok meraklı biri. Böyle bağımlı biri. Şimdi böyle sosyal medya ve bağımlı deyince akla tek bir isim geliyor. Zero. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutar.